Evet değerli arkadaşlar, son bölüme başlayalım yavaş yavaş. Başka türlü bitiremeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, biz Yavuz Hoca'yla daha önceden bağımsız denetim eğitmenliği yaptık. Orada slaytlarımız bizim renkli şekilliydi. Böyle sağdan giriyordu, soldan çıkıyordu falan. O zaman daha keyifli anlatıyorduk. Şimdi 117 tebliğ bizi bağladı. Lafları tam okumamız lazım, ibareleri tam getirmemiz lazım. İnanın hani bazen slayt okuyor gibi geliyoruz ama biz de okurken sıkılıyoruz. Yani bunu da bilin ama konunun şekli yüzünden. Yani zaten bu konu bundan çok daha farklı olarak anlatılamaz. İşte bunu da düşünerek son bölümü biraz daha örnekli yapmaya gayret ettik. Hani biraz zaten yorulduk. Öğleden beri ders dinliyoruz. En azından örneklerle biraz daha şekillendirelim istedik. İşte 117 tebliğde bir ortak hususlar denilen bölüm var arkadaşlar. Bu 117 tebliğdeki sırayla gitmek istiyoruz burada. En azından bir şey de atlamamak adına. Grup 2'de sayılanların kısmi tevkifat kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV alıcıların durumuna bakılmaksızın tevkifata tabi tutulmayacak. Neden? Zaten grup 2'deki şirketler güvenilir şirketler olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla bunlar tarafından yapılan teslimler tevkifata tabi tutulmayacak. İşte burada gene Yavuz Hocam'ın şeyi, belirlenmiş şüpheliler. Değil mi? Evet, bir film vardı. Olağan şüpheliler falan gibi. Ona çok güzel bir tabir. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Profesyonel spor kulüpleri, evet. Ben de arada takılıyordum. Aziz Yıldırım'a herhalde bir güvensizlik var şeklinde, bilemiyorum. Onun için profesyonel spor kulüpleri maalesef bu grup 2'de sayılanlar tevkifat kapsamında, tevkifat istisnası kapsamının dışında tutulmuşlar. Değerli arkadaşlar, işte Yavuz Hocam da bahsetti. KDV'nin konusuna girmeyen işlemlerde tevkifat söz konusu olmayacak. İşte tebliğ bu konuyla ilgili örnekleri vermiş. İşte ihraç kayıtlı teslim yaparsak, daire işlemi ve geçici kabul kapsamında teslimlerimiz varsa zaten bunlar KDV'si olarak fatura edilen teslimlerdi. Dolayısıyla bunlar için KDV uygulamayacağız. Bir de KDV kanunu istisna bölümüne giren teslim ve hizmetlerde KDV olmayacağı için dolayısıyla tevkifat da olmayacak. Yani düzenlenecek faturalar zaten KDV'si olacağından bunda herhangi bir tevkifat kapsamına giren işlemi olmayacak. İşte bir tebliğ örneği var. Gelir vergisi kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan bir çift kişi tarafından yapılan ün ve yapağı teslimi kanunun 17.4b maddesi uyarınca KDV'den müstesna olduğundan o işleme ait bedel üzerinden KDV hesaplanmayacak ve dolayısıyla tevkifat yapılmayacaktır. Tebliğ örneği olarak bu karşımıza çıktı. Şimdi değerli arkadaşlar, bu konunun üzerine ben ciddi biçimde durmak istiyorum. Kısmi tevkifat kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil. Bakın burada tebliğ bizi bir yerde yanıltıyor. KDV dahil bir tebliği aşmadığı takdirde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Şimdi önümüzde değişik bir vergileme ölçüsü var diye değerli arkadaşlar. Yani şunu deseydi bize, 1000 lira artı KDV'nin üzerinde tevkifat uygulanacaktır. Hayır, tebliğ bunu dememiş, biraz daha ters bir şey demiş bize. KDV dahil 1000 liraya aşmadığı takdirde tevkifata tabi tutulmayacak demiş. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacak. O zaman 3 tane KDV oranımız var. 3 tane de farklı tevkifat sınırı oluyor değerli arkadaşlar. Yani şimdi ben %1'lik bir teslim yaparsam 990 lirayı aşan teslimler tevkifata tabi. %8'lik bir teslim yaparsam 925 lirayı aşan. %18'lik teslimlerde de 847 lirayı aşan bir teslim KDV tevkifatına tabi. Dolayısıyla burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Yani bazen kafadan söyleyemiyoruz. Yani müşterimiz bize şunu sorsa, ya 9 liranın üstü KDV tevkifata tabi mi? %1'se değil. Onun için KDV oranıyla birlikte durumu değerlendirmemiz lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, bununla ilgili enteresan bir örnek aldık. Tevkifata girip girmeme hususunda. Bunu da bir beraber inceleyelim. D fason tekstil firması tarafından imal edilip A anonim şirketine satılan 950 TL tutarındaki pijama teslimi için düzenlenecek faturada KDV tevkifatı uygulanacak mıdır? Örneği beraber inceleyelim. İşlem bedelimiz 950 lira. %8 olacak KDV oranımız. %8 üzerinden hesaplanan KDV 76 lira. İkisini topladık, 1026 lira çıktı. O zaman ne yapalım? Bu durumda tevkifat uygulayalım mı? KDV dahil bedel 1000 liraya geçti değil mi arkadaşlar? Burada KDV tevkifatı uygulanacak. Peki KDV tevkifatlı faturayı keselim. 5/10 oranında tevkifat yapılacak. Alış tarafından tevkif edilecek KDV 38 lira.
Tevkifat dahi toplam tutar 1026 lira. Peki faturanın dip toplamı ne oluyor? Tevkifat hariç tutar 988 lira olacak arkadaşlar. Bakın 950 artı 38. Doğru mu? Şimdi burada yanılmayın lütfen. Bu örneği özellikle koyduk. Belirlemeyi şu baştaki şeye göre yapacağız. Şu bölüme göre yapacağız. Yani işlem bedeli artı KDV'den kasıt tebliğin bize kastettiği bu. 1026 liraya göre tevkifatı girip girmediğine karar vereceğiz işlemi. Tevkifatı uyguladıktan sonra fatura toplamı 1000 liranın altına düşebilir. O önemli değil değerli arkadaşlar. Lütfen bu konuda yanılmayın. Dediğim gibi elimizde kötü demeyeyim de farklı bir vergileme ölçüsü var. KDV dahil 1000 lirayı aşması halinde diyor. Eğer tebliğ bize şunu demiş olsaydı, tevkifat yapıldıktan sonraki KDV bedeli 1000 lirayı aşmış olsaydı o zaman tabii 988 lira 1000 lirayı aşmamış olacaktı. Ama bize direkt KDV dahil 1000 lira dediği için biz şu üst bölüme göre değerlendirmemizi yapacağız değerli arkadaşlar. Lütfen burada yanılmayın. Hafif yollu bir tuzak var burada. Evet, tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalar ayrılmayacak. Tebliğ bunu yineliyor. Aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır. Ayrıca tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla birden fazla fatura düzenlemek suretiyle bedelin parçaları bölümünün tespit halinde vergi dairelerince bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınır aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır. Bizim insanımız bilirsiniz bu tip şeyleri yapmayı sever, böyle atraksiyonları. İşte faturayı parçalayalım, böyle işte Yavuz Hoca söyledi, servisçiler bu aralar yapmaya başlamışlar. Ay sonu fatura diyelim 3000 lira ama ben diye bunu haftalık keseyim 750-750, tevkifat dışında kalsın şeklinde yaklaşımları var. Bu yaklaşımlar doğru değil. İşte bununla ilgili bir iki şeyimiz var. Bir özelgemiz, Yavuz Hoca'nın bahsettiği özelge. Soru şu: kamu kurumunun araçlarının tamirini yapıyorum. Gün içerisinde birden fazla araç geliyor ama her biri 1000 liranın altında kalan bakımları oluyor. Ben bunu nasıl değerlendireyim diye sorulmuş vergi idaresine. Vergi idaresi gün içerisindeki yaptığın hizmetlerin hepsinin toplamı üzerinden tevkifata girip girmediğini kontrol et diye cevap vermiş. Yani sen bir gün 3 tane hizmet yaptın kamu aracına, o gün 800 lira tuttu, tevkifat yok. Ama ertesi gün 7 tane hizmet yaptım, 1500 lira tuttu. O zaman tamam, tevkifat uygula diyor. Yani tamamen orada maliyenin istediği günlük toplam. Tek tek olay bazına bakma diyor. Çünkü sen tek bir kuruma bu hizmet veriyorsun şeklinde bir yaklaşımı var. İşte bir örneğimiz var değerli arkadaşlar. Bu da enteresan bir örnek. Beraber okuyalım. AAŞ ile Z Limited şirketi fason iç çamaşır imalatı için 3000 TL'lik sözleşme yapmışlardır. Ortada bir sözleşme var. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bahsi geçen ürünler 4 partide teslim edilecek olup İlk parti teslim edilen mallara ilişkin fatura 750 TL artı KDV olarak düzenlenmiştir. Teslimin tamamı 10 gün içinde tamamlanacaktır. Arada bir sözleşme var. Kısım kısım teslim var. Bunun üzerine vurarak söylüyorum. Sürekli arz eden bir iş. Kısım kısım teslim ama işletme yani yapılacak işin bedeli 3000 lira. Şimdi burada sorum. KDV tevkifatı uygulayacak mıyız? Evet, tebrik ediyorum. Gerçekten konuyu anladığınızı görünce ben de bu konuda sevindim. Evet, burada KDV tevkifatı uygulayacağız. Neden? Arada sözleşme var. Kısım kısım teslim dahi olsa işlem bedelinin bütünü üzerinden hareket etmemiz lazım. Yani dolayısıyla 3000 liralık bizim bir sözleşmemiz var. 750 lira 1000 liranın altında kalsa dahi toplamı 3000 liraya tamamlanacağında burada KDV tevkifatı 1000 liranın altında da olsa uygulanacak. Bir örneğimiz daha var değerli arkadaşlar. Bu da enteresan bir örnek. A avukatlık şirketi ile B bankası arasında bir yıllık bir danışmanlık hizmeti sözleşmesi yapılmış. Bedeli 9000 TL artı KDV. Düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulanacak mıdır? Sorumuz bu. Şimdi şöyle bir küçük size belirleme yapacağım. Bizde de aynı şekilde müşterilerimizle yıllık sözleşme yapıyoruz ama ne yapıyoruz? KDV kanunu gereği biz aylık onu fatura ediyoruz. Kısım kısım verilecek hizmetten aylık olarak fatura edilmesi hem KDV kanunu açısından hem vergi usul kanunu açısından bize zorunlu bir uygulama. Şimdi burada verilecek hizmet 9000 lira, 12 tane fatura kesilecek. 12 fatura kesilecek, her bir fatura 1000 liranın altında kaldığında burada tevkifat uygulanmayacak değerli arkadaşlar. Bakın burada kısım kısımın üzerine vurarak söylüyorum. Kısım kısım verilecek hizmetlerde kesilecek fatura 1000 TL'nin altında olduğundan tevkifat uygulanmayacak. Yani burada hizmetin süreklilik arz ettiğini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor.
kısmi tevkifatta belge düzenini bir incelemekte fayda var. İşte tebliğ yazmış, satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde işlem bedeli, hesaplanan KDV, tevkifat oranı, alıcı tarafından tevkif edilecek KDV, tevkifat dahil toplam tutar, tevkifat hariç toplam tutarın ayrıca gösterilmesi gerekiyor diyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, ben bunun için kaşe yaptırdım şu bilgileri yazan. Samimi söylüyorum, kaşe yaptım. Çünkü tek tek bunların elle yazılması, çünkü her zaman tevkifatlı fatura düzenlemiyoruz. İhtiyaç olduğu durumlarda düzenleniyor. Müşterilerime söyledim, yaptığının böyle bir kaşeyi vurun, yanına da bedelleri yazın şeklinde öyle bir öneride bulunuyorum. Dolayısıyla böyle bir şey yaptırmanızı da ben size tavsiye ediyorum. Bir örneğimiz var. KDV hariç 3000 TL tutarındaki %18 oranında KDV tabi bir işlemin 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. İşte bununla ilgili de basit bir örnek yapmışız. Tebliğin istediği şekilde şöyle olacak. İşlem bedeli 3000 lira diyeceğiz. Hesaplanan KDV 540, tevkifat oranı 5/10. Tebliğimizden bunları açık açık yazılmasını istiyor. Hatta bu örnek tebliğin örneğidir. Alış tarafından tevkif edilecek KDV 270 lira. Tevkifat dahil toplam tutar 3540. Tevkifat hariç toplam tutar 3270. Şimdi faturaları işlerken ben zorlanıyorum değerli arkadaşlar. Niye zorlanıyorum? Mesela burada 5/10 olmasa, farklı bir oran olsaydı ben kendi KDV'mi göremiyorum bu faturada. Yani satan taraf olarak, tevkifatlı fatura işleyen taraf olarak kendi KDV'mi göremiyorum. Ben de 7/10 uygulaması var. Çünkü alıcı tarafından tevkif edilecek KDV yazdığım için şurada ben. Şurada alıcı tarafından tevkif edilecek KDV yazdığından dolayı satanın KDV'si burada gözükmüyor. Aslında hani ya hocam, siz bir satır daha mı ekletmek istiyorsunuz? Yok, eklenmesin. Hani ben uzasın diye söylemiyorum ama biraz hani bu muhasebeleştirirken 5/10 oranının haricindekilerde böyle de bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. İşte genel kural, Yavuz hocam da söyledi. Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde bu işlemin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkün. Ama diyor devamında, tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV tutarı fatura üzerinde ayrıca gösterilmek zorundadır. Yani ikiye ayıracağız. Tevkifata tabi işlemle olmayan işlemi, bunları ayrıca gösterdiğimiz zaman iki işlemin tek faturası da gösterilmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Tevkifata tabi tutulmuş bir mal ve hizmetin başkasına satılması halinde tekrar tevkifat uygulanacak mıdır? İşte yansıtma faturası, yani bahsettiğimiz şey şu. Bu konuyla ilgili olarak 117 nol tebliğin yayınlandığı günden bugüne kadar vergi dersine hiçbir açıklama net olarak yapılmadı değerli arkadaşlar. Yani bunu size açık olarak ifade edelim. Yani 117'nin içinde de nasıl davranacağına ilişkin bir belirleme yok. Sonrasında da bir açıklama yok. Ama KDV tevkifatına tabi tutulmuş bir mal ve hizmetin sonraki aktarımlarının tekrar tevkifata tabi tutulması tevkifatın amaç mahiyetine prensip olarak aykırı. İşte bu konuda vergi idaresi tarafından aslında bir açıklama yapılmasına ihtiyaç var. Hatta bu açıklamanın da tevkifat türleri itibariyle yapılmasına ihtiyaç var. Neden diyeceksiniz? Gelin bakın şu tabloyu inceleyelim beraber. Şimdi değerli arkadaşlar, 3 tane durum söz konusu burada. Veya şöyle izah edeyim ben size. Bir mal 3 kere el değiştiriyor. İlk satışında 1000 lira, %18 KDV'li 180 lira, 5/10 tevkifat uygulanıyor. 90 lira ne oluyor? Alıcı tarafından tevkif ediliyor. Daha sonra bu malı alan ikinci olarak 1200 liraya satıyor. 200 lira kar edip ikinci el değiştirmesinde. Burada tevkifat ne oluyor size? 108 lira oluyor. Daha sonra üçüncü alanda bu malı 1500 liraya satıyor. Ve gene 5/10 tevkifat uyguluyor. Dolayısıyla bakın, 3 tane el değiştirdi bir mal. Bir malın 3 kere el değiştirmesinde toplam maliyenin kasasına şu kadar tevkifat yatması lazım. Doğru mu? Düşüncemiz doğru değil mi arkadaşlar? Çünkü 5/10 oranında şey yaparsan, şu alttaki bölümü KDV 2 beyannameleriyle şu 3 firma tarafından ayrı ayrı beyan edilmesi gerekiyor. Ne oldu o zaman bu işlemde? Maliye kasasında 333 lira değerli arkadaşlar KDV yatacak, KDV 2 ile. Ki şurada yatan KDV'ler de hariç şirketlerin durumuna göre. Belki satış KDV'si olarak oradan da KDV yapılacak. Yani dolayısıyla aslında tevkifata tabi işlemin bir sonraki satışında normalde tevkifat uygulanmaması daha doğru bir uygulama. Zaten tevkifat uygulanması, bir işlemde tevkifat uygulanması devreden KDV'yi arttırmak suretiyle bazı alanlarda bozucu etki yaratıyor. Eğer birden fazlaki teslimlerde biz tevkifat uygulamaya kalkarsak, bakın şuradaki zaten devletin kasasına 270 lira KDV girecek, bir de 333 lira KDV 2 ile girerse o zaman şirketlerin durduk yere devreden KDV'lerin çoğalacağını
söyleyebiliriz. Yalnız bu konuda dediğimiz gibi net açıklama yok. Maliye Bakanlığı'nın bu konuda net bir açıklama yapması lazım. Bir de şöyle bir sorunumuz var değerli arkadaşlar. Bana bir tevkifatlı kesilmesi gereken fatura geldi. Benden önceki aşamalarda buna tevkifat uygulanmadığını ben bilemiyorum. O zaman ne yapıyorum? İhtiyaten tevkifatı uyguluyorum. Ben şu ikinci de olabilirim, üçüncü de olabilirim. Çünkü benden öncekinin ne yaptığını bilmiyorum. Dolayısıyla böyle bir durumda da insanlar maliyeye karşı ters düşmemek adına tevkifatı uyguluyorlar. Aslında bilmiyorum, maliye herhalde şu kazancı çok sevdi. Hemen ertesi sene 26'sında bu para yatıyor. Anladığım kadarıyla pek de vazgeçmek istemiyor ve bu konuda da bir açıklama yapmıyor, ama bu konuda bir açıklama yapılmasına ciddi bir şekilde ihtiyaç. Hiçbir sektör, ya bunu ne olabilir? 5 milyon tevkifatın uygulandı. İşte ağaç ürünleri olabilir mesela. Evet. Yok, işlem yapmadı, ticaretini yapıyor bunu. Alım satımını yapıyor, tesliminde. Ağaç orman ürün teslimlerinde mesela 5 milyon tevkifat var. Yok, tekstilde farklı kurallar. O fason tekstilde farklı kurallar. Yani ben özellikle bu Yavuz Hoca'nın son anlattığı mal teslim bölümüyle ilgili bunu söyledim. Yani birisi aldı, biraz kar koydu, sattı. Biraz daha kar koydu, sattı. İşte diyelim şu ana satan, şu işte bölge bayi. Bu da işte diyelim hani ilde satış yapan perakendeci gibi düşünün. Yani öyle bir açıdan yaklaşmaya çalıştık olaya. Dolayısıyla bir ürüne birden fazla tevkifat uygulanması çok da doğru bir uygulama değil aslında özü itibariyle. Değerli arkadaşlar, tebliğde düzeltme işlemleri diye bir bölüm var. Mal iadelerinde düzeltmeleri nasıl yapacağız? Burada da bunu inceleyeceğiz. İşte genel prensip, mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerine hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısım. Bakın özellikle kırmızıyla yazı. Tevkifata tabi tutulmayan kısım üzerinden gerçekleştirecek. Değerli arkadaşlar, şimdi tebliğde birkaç tane düzeltme şeklinden bahsediyor. Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ama yapılan işlem hep aynı. Hep tevkifata tabi tutulmayan kısım üzerinden. Birazdan örnekleri görünce çok daha şeyde aklınızda oturacak. Ama bu tevkifata tabi tutulmayan kısım lafını lütfen unutmayın. İşte tebliğ örneği değerli arkadaşlar. Bu örnek yalnız 118 nol tebliğiyle değişikliğe uğramıştır. Onu da söyleyeyim. 117 nol tebliğin içerisindeki bir örnektir. 118'de bir miktar değişikliğe uğradı. Ben 118'deki şeklini burada size aktarmaya gayret edeceğim. Pamuk toptancısı 14.4.2012 tarihinde tekstil firması B'ye 50.000 TL karşılığında pamuk teslim etmiştir. Bu işlemde KDV oranı %8 olup 117 nol tebliğ gereği teslim 9 bölü 10 tevkifat uygulanarak yapılacaktır. İşte altta hesabını yaptık. 50.000 lira üzerinden %8 KDV 4.000 lira. Tevkifat oranımız 9 bölü 10. Satıcı tarafından beyan edilecek kısım 400 TL. Tevkifata tabi tutulan kısım, yani alıcı tarafından KDV 2 ile beyan edilecek kısım da 3.600 TL. 3600 TL'lik kısım Nisan 2012 döneminde B tarafından KDV 2 beyannamesi verilerek beyan edilmiştir. Aynı dönemde KDV 1 beyannamesinde 4000 liralık indirim yapıldı. Bir de muhasebe kayıtlarını görelim değerli arkadaşlar. Hep konuşuyoruz. Acaba kim ne yapıyor? Bunu da anlamakta fayda var. Satan bu kaydı yapacak. Pamuk toptancısı. Ne yapacak? KDV mal bedeli 60-50 bin. Bunun üzerinden tevkifat tevkifatı düşecek. Kendine isabet eden kısım 400 lira. Karşılığında alıcılar hesabında da 50.400 lirayı borçlandıracak. Tekstil firması B'ye ne yapacak? İşte 50.000 lira kendisi için ikmalde malzeme olarak giriyor. KDV'nin tamamını indirim konusu yapıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü zaten şurada 3600 liralık kısmı KDV 2 beyannamesi kendi ödeyecek ve haliyle KDV'nin de tamamını indirim konusu yapacak. Tebliğ örneğine gene devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Nisan ayında teslim yapılan pamuğun 1 bölü 5'i yani 10.000 TL'lik kısmı Haziran ayında A'ya iade edilmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar, burada bir size belirleme yapacağım. Aradan 2 ay geçti. KDV 2 verildi. KDV 1'de indirim konusu yapıldı o KDV. Bu dönemde bir iade söz konusu olmuş. Çünkü sizi buna vurgulamamdaki amaç, birazdan ay içerisinde bunun iadesinin örneği var. Dolayısıyla biz gene tebliğ örneği üzerinden gidelim. Şu an için 2 ay sonra iadeden bahsediyoruz. Bu durumda verginin tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı satıcı tarafından beyan edilen KDV tutarı olup bu da toplamda 400 liraydı. Hani 50.000 artı 400, tekrar hatırlayalım. Dolayısıyla artık şunu diyor, KDV'nin tevkifata tabi tutulmayan kısım üzerinden işlem yaptı. Yani 400 lira üzerinden bana düzeltme işlemini yap diyor Maliye Bakanlığı. Sen 3600 lirayı KDV 2 ile ödedin. Dolayısıyla o kalsın, ona elleme, onu indirim konusu yaptım, onda bir sıkıntı yok. Ama 400 lira üzerinden işlem yap diyor. Şimdi ne diyordu bizde örnekte?
1 bölü 5'i yani 50 binin 1 bölü 5'i 10 bin liralık kısım iade ediliyor. Dolayısıyla 400 liranın da 1 bölü 5'i 80 TL edecek. Kesilen iade faturası da şu şekilde olacak değerli arkadaşlar. İşte mal bedeli 10 bin, KDV 80, toplam 10 bin 80. İşte düzeltme kayıtlarında şöyle bir tek düzelt hesap bazında bir görelim. Çünkü biz böyle gördük mü daha iyi anlıyoruz değil mi değerli arkadaşlar? Yani alıştığımız bir şey bu. Ben de bunu arıyorum. Hatta bazen ben bu eğitim notlarını hazırlarken baktım. Yemeğe kayıtlarını kağıda yazıyorum. Dedim ben bunu böyle anladığıma göre çoğunluk da bunu muhtemelen böyle anlayacaktır diye. Dolayısıyla kodları da almakta fayda gördük. İşte toptancağını işte satışta satış iadesi olarak alacak. Devam edelim. Tekstil firması da ne yaptı? İlk madde malzeme olarak almıştı. 390'da ilave edecek. KDV yazacak 80 lirayı. Ve bunu indirim konusu yapacak. Şimdi değerli arkadaşlar, örneği değiştirdik. Bu tebliğde yok. Bunu eğitim grubu olarak biz ekledik örneğe. Bunu boşuna dışarıda aramayın. Çünkü bu konuda bir sıkıntı var. Sıkıntı olduğu için biz bunu örneği alma gayreti duyduk. Şimdi Nisan ayında biz malı aldık. Haziran ayında tebliğ bize iade ettirmiş 2 ay sonra. Şimdi biz aynı ay içerisinde iade yapıyoruz. Daha KDV 2'yi vermedik. İşte sorun burada, ne yapacağız? Hani dedi ya, hesaplanan KDV'nin tevkifatı tabi tutulmayan kısmı üzerinden iade yap diyor. Ama daha ben tevkifat yapmadım. Dolayısıyla kesilecek iade faturası gene biz tebliğden yaptığımız çıkarımda gene 80 lira olacak değerli arkadaşlar. Yani şimdi ne yaptı? Benim alış faturam 50 bin artı 400 olarak geldi. Ben mal alan tarafım. Dolayısıyla benim keseceğim iade faturam da bu şekilde olacak. Yalnız düzeltme kayıtlarında bir fark olacak. Değerli arkadaşlar, şimdi satanın düzeltme kaydı gene aynı. 50 bin artı 400 bana satmıştı. İade de işte 10 bin artı 80 olarak olacak. Fakat diğer tarafta bizim yaklaşımımıza göre düzeltme kaydının böyle olması lazım değerli arkadaşlar. Şimdi adam 50 bin lira malı aldı. 10 binini iade etti. Niye 50 bin üzerinden tevkifat yapsın? Doğru mu? KDV 2'de. Yani niye 3600 TL'yi ödesin? Dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV'nin de 5'te 1'inin aslında düzeltilmesi lazım. Şimdi gerçekten ortada bir çelişki var. Şimdi ben daha tevkifatı yapmamışım. Aynı içerisinde mal iadesi yapılmış. KDV 2'yi verirken diyor ki tevkifat uygulanan tutar üzerine 50 bin üzerinden ver. Şimdi Maliye Bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmasında şiddetle fayda var değerli arkadaşlar. Hatta birazdan iade konusunda da bununla ilgili bir sıkıntı çıkacak. KDV iadesi kısmında da bana diyor ki faturayı gir. Satış alış faturamı girmemi istiyor benden. Şimdi ben alış faturasını girerken benim alış faturam 50 bin. Ama benden ben kestiğim faturayla 10 bin ondan indirim yaptım. Gerçek işlem bedeli 40 bine düştü. Bunu yazabileceğim bir yer ne KDV beyannamesi ne KDV iadesi bölümünde var. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı'nın burada ciddi biçimde bir açıklama yapıp insanlara hani uygulamayı şu şekilde yönlendirin demesi lazım. Yoksa KDV 2'nin aslında 40 bin lira üzerinden verilmesi lazım. Ve sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi şu şekilde düzeltilmesi lazım. Ama bunu işte Maliye Bakanlığı'na nasıl anlatılacak o konu havada kalan bir konudur diye düşünüyoruz. Peki o zaman bu durumda tekstil firmasında KDV 2 beyanı nasıl olacak? Tabi işlem bedeli 40 bin olduğu için 3600 değil artık KDV 2 ile ödemesi gereken KDV'nin 3200 olduğunu düşünüyoruz. Ama bu konuda bakın lütfen uygulama yapın diye söylemiyorum. Piyasada ne yapıldığını da söyleyeyim. Genellikle ilk faturayı iptal ediyorlar değerli arkadaşlar. 50 bin iptal ediyorlar. Yerine yeniden 40 bin lira düzenliyorlar ama şimdi bunu yaparken de bir 50 binlik mal gitti, 10 binlik mal geri döndü. İrsaliyeyi nasıl yapacaksınız onu da siz düşünün. Orada da o sorun olarak çıkıyor. Aslında doğru olan ne? Hani bizim kişisel yaklaşımımıza göre 50 bin liralık bir fatura var, 10 bin liralık bir iade faturası var. İki faturanın birbirinden çıkarmak. Yani tevkifat bölümünde eğer iade varsa onun yanında biraz daha bir iki sütun daha ekleyin. Zaten alıştık sağa doğru uzuyor biliyorsunuz şeyler. Beyannameler, bildirimler. O muhtasar beyanname ne oldu öyle artık sığmıyor ekrana biliyorsunuz doldururken. Biraz daha sağa doğru uzasından bir de iade faturası varsa eğer firma tarafından kesilmiş onu da yazalım. Net bedele ulaşalım hiç olmazsa. Herkes rahat etsin. Arkadaşlar hizmetler de düzeltmeye tebliğ çok enteresan yaklaşıyor. İfa edilen hizmetin iadesi söz konusu olmaz diyor. Çok enteresan. Yani sen bir hizmet verdiysen onun iadesi söz konusu olmaz. Faturanın hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrağında bir değişiklik meydana gelmesi halinde hizmetlerde düzeltme
yapılabileceğini kabul ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar matrahta değişiklik bölümüne işaret ediyor. Burada matrahta değişiklik bölümüne işaret ediyor. İşte hizmet düzeltmelerinin ardından da matrahta değişiklik bölümü geliyor. Burada ne diyor bakalım tebliğin bu bölümünde de. Bu bölümde de değişik açıklamalar var. Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi tutulan işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkarsa. Bakın özellikle artını çizdik. Burada artıştan bahsediyoruz. Birazdan azalışı da anlatacağız çünkü. Sonradan bir artış ortaya çıkarsa o artışla ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın tevkifat uygulanacak. Yani ben bir fatura kestim. Tevkifatlı 1000 lira, KDV dahil bedeli 1000 lirayı aşıyordu. İkinci keseceğim fiyat farkı faturası atıyorum 100 lira. O zaman diyor ilk işleme bak diyor. İlk işlem tevkifatlıysa diyor keseceğin 100 liralık faturada tevkifat uygula diyor. Çünkü sen bunu ilk işleme bağlı olarak yapıyorsun. Yaklaşım bu ve kesinlikle de doğru bir yaklaşımdır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzeri benzerine ait olduğu asıl işlem, işte az önce bahsettiğimiz konu, ait KDV dahil bedelin tevkifat alsının geçmiş ve tevkifata tabi olmuş, tabi tutulmuş olması da gerekiyor. Dolayısıyla İstisnai durumlarda ben KDV dahi 1000 lira bedelinin altında fatura düzenleyebilirim. Hani böyle bir fatura gördüğünüzde şaşırmayın. Altını sorgulayın. Belki bir işlemin devamı olarak yani fiyat farkı olarak size düzenlenmiş fatura olabilir. Şimdi az önce dedik ki artış bu sefer de azalışa bir bakalım. Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi tutulan işlemde sonradan bir azalış ortaya çıkarsa. Acaba bu durumda ne yapacağız? Bu durumda tabii alış tarafından satıcıya bir fatura düzenlenecek değerli arkadaşlar. Ve bu durumda da hep diyoruz ya aman unutmayın dedik tevkifatı KDV'nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden yapılacak. Ya aslında değerli arkadaşlar Maliye Bakanlığı'nın şu düzeltmesi belirlemesi biraz hatalı oluyor. Şimdi ben bir mal aldım. KDV 2'li ödedim. Ona iade yapıyorum. O iade kısmı diyor ki sen tevkifata tabi tuttuğun kısım bırak ödedin kalsın orada diyor. Hiç elleme diyor. Şimdi mesela az önceki 50 bin 10 binlik örneği düşün. Yani ben 50 bin liralık mal aldım. Onun üzerinden tevkifat yaptım. Onu aldım indirdim KDV'yi. Güzel. 10 bin iade ettim. 10 bine isabet eden KDV aslında karşılıksız kalıyor. Bunu kavrayabildik mi? Biraz değişik bir şey söylüyorum ben size ama 10 bine ilişkin o KDV indirici KDV karşılıksız kalıyor. Aslında o tevkifata tabi tutulan kısmın da düzeltilmesi lazım. KDV Kanunu 29'a göre ki bununla ilgili eleştiriler var çeşitli makalelerde. Bu kısımda düzeltilmesi lazım ama maliyenin işte kasasına o girdi yani o paranın bir daha çıkması herhalde anladığım kadarıyla pek istenmediğinden dolayısıyla sen oraya elleme tevkifata tabi tutulmayan kısım üzerinden işlem yap şeklinde yaklaşılıyor. Tebliğde altta şu açıklamalar var. Ayrıca söz konusu KDV tutarı alış tarafından bir nolu KDV beyannamesine ilave edilecek KDV olarak beyan edilecektir. Özellikle de bu açıklamaları da hepsine koymuşlar. Alıcı lehine ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenecek. Teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması yapılacak. Şimdi arkadaşlar KDV oranları değişiyor zaman zaman. Bunu biz tekstilde yaşamıştık 18'den 8'e düştüğü zaman. İşte ben genel bilgi olarak söylüyorum ben size bunu. Diyelim ben alımımı 18'den yaptım hop KDV oranı düştü 8'e. İadeyi 8'den mi yapacağım 18'den mi? İşte burada ona vurgu yapıyor. Teslim hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden iadeyi yapıyor. Yani ben iade faturasını aslında 18'de aldığım için 18'den kesmem lazım. Ama o 18'den fatura keseceğim gün KDV oranı 8'e veya 1'e düşmüş olabilir. Onun bir önemi yok. İlk işlemin yapıldığı tarihteki oran üzerinden yapılması gerektiğini gene tebliğ işaret ediyor. Böylece matrahta oluşan azalma tutarı tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte satış tarafından alıcıya iade edilecektir. Bakın hep iadeler, değişiklikler, matrahta değişiklikler, fiyat farkları tamamı bu KDV'nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden yapılıyor. Ayrı ayrı anlatılmış, 3-4 parçada anlatılmış ama hep aynı işlem yapılıyor. Aslında orada tebliğin o bölüm biraz kafa karıştırır gibi duruyor ama aslında söylenen hep aynı şey. Hep tevkifata tabi tutulmayan kısım. İşte gene altına da eklemişler. Ayrıca söz konusu KDV tutarı alış tarafından bir nolu KDV beyannamesiyle de beyan edilecek. Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir kısmının tamamlanmaması, malların ve hizmetin sözleşmede belirten efsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmesi, azalma miktarı ile ilgili olarak mal iadelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı bölüm çerçevesinde diğer bir ifadeyle işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden işlem yapılacaktır. Yani
uzun uzun bu tebliğden alınmıştır bu. Uzun uzun bize anlatıyor ama sonuçta gene vardığımız yer hep aynı. Tevkifata tabi tutulan kısmı elleme, tevkifata tabi tutulmayan kısım üzerinden, yani satıcı tarafından beyan edilen kısım üzerinden işlem. Hep aynı şey söyleniyor. Bir tane örneğimiz var. Konfeksiyon toptancısı A'dan 100.000 TL tutarında 1000 parçalık %8 KDV oranında fason iş siparişi alan imalatçı B tarafından 2013 Nisan döneminde bu işle ilgili olarak fatura düzenlenmiş. Faturada gösterilen işte 100.000 çarpı 8.000 TL tutarındaki KDV'nin 5/10'luk kısmı 4.000 TL tutarındaki kısmı B'ye ödenmiş ve diğer 4.000 TL'lik kısmı ise A tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir. Alacağı şu muhasebe kayıtlarını yapacak. İşte ne yaptı? 100.000 TL'lik mal aldı. 4.000 lirayı kendisi KDV 2 ile ödedi. 4.000 lirayı satıcı ödedi. 8.000'ini indirdi. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısım altta yer alıyor 4.000 lira olarak. Satıcının yapacağı muhasebe kayıtları ne yaptı? İşte 5.010 tevkifat oynadı. 100.000 TL'lik malı %4 ile sattı. Hani 5.010 tevkifat olduğu için öyle de bir oranda değişiklik olduğu gibi de ifade edebiliriz. Örneğimiz devam ediyor. Ve bu siparişin 200 TL'lik kısmını zamanında teslim edemediğinden bedelde 20.000 TL'lik bir azalma meydana gelmiştir. Eşittir matrahta değişiklik. Burayı işaret ediyor. Örnek buna işaret ediyor. 2013 Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekiyor. Ne yapacak? A'nın düzeltme kaydı. İşte buyurun. Gene dikkat ederseniz örnek bir sonraki ayda düzeltme olarak verilmiş burada da. Gene işte gene üretim giderleri hesabından bu tutarı çıkartıyor. 2013 Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 8 TL tutarında KDV 2013 Mayıs döneminde bir nolu KDV beyannamesinin ilave edilecek KDV bölümünde beyan ediyor alıcı. Daha sonra A'nın bu fason siparişi nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin 20.000 TL tutarına isabet eden kısmı olan 1600 x 5/10 = 800 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan bir düzeltme işleminde konu olmayacaktır. İşte bizim az önce eleştirdiğimiz kısım birazcık burası. Yani aslında bunun da düzeltmesi yapılıp hatta iadesinin bile yapılması gerektiğini ileri süren görüşler var. Çünkü bu karşılığı olmayan bir vergi gibi kalıyor değerli arkadaşlar. Ama bu konuda bilmiyorum maliye bir açıklama yapacak mı? Şu an herhangi bir açıklama yok 117 tebliğde. Açıklama yaparsa bu işin bu kısmı lütfen aklınıza gelsin. İşte satıcı bey tarafından yapılan düzeltme kayıtları da gene bu şekilde olacak. İndirecek KDV olarak alacak. Değerli arkadaşlar tevkifin sıkıntılı bölümü fazla ve yersiz tevkif edilen vergilerin iadesi. Aman yanlış iş yapmayın. Ben size baştan öneriyorum. Ne olur tevkifat oranını doğru belirleyin. Yanlış yaparsanız epey uğraşacaksınız demektir. Buyurun beraber inceleyelim. Fazla ve yersiz tevkif edilen ödenen vergi bulunması halinde gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir şeklinde tebliğde bir açıklamamız var. Değerli arkadaşlar yanlışlık nasıl oluşabilir diye bir örnek işte kafamızdan tasarlamaya çalıştık. Biz de şöyle bir örnek bulduk. Şimdi 117 tebliğ yayınlandı. İki tane mal teslimde 9/10 oranı vardı. Sonradan onları 5/10'a düşürdüler. Hadi olsa olsa böyle bir yanlışlık yapılabilir. Biz de tebliğimizi aldık. A İnşaat Anonim Şirketi B Orman Ürünleri Limited Şirketi'ne yapmakta olduğu inşaatında kullanmak üzere farklı ebatlarda inşaat keresi siparişi vermiştir. B Orman Ürünleri Limited Şirketi 26 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan 122 seri nolu KDV genel tebliğ ile ağaç ve orman ürünleri tesliminde tevkifat oranının 9/10'dan 5/10'a düşürüldüğünden haberdar değildir. Ve bu sebeple 28 Şubat yani tebliğ yayınlanan 2 gün sonra bir fatura düzenliyorlar. Ve burada tevkifat oranını yanlış uyguluyorlar değerli arkadaşlar. 5/10 yerine 9/10 uyguluyorlar. Eski oranı uyguluyorlar. Ve bu faturayla karşı tarafa inşaat şirketine teslim ediyorlar. İnşaat şirketinde haberi yok bu uygulamadan. Dolayısıyla inşaat şirketi alıyor bu KDV'nin 9/10'unu sorumlu sıfatıyla beyan edip götürüyor ödüyor. Bundan sonra ne olacak değerli arkadaşlar? İşte aman yapmayın dediğimiz şey bu artık bilmiyorum herhalde her dakika her saniye bu tevkifat oranlarını takip etmemiz gerekecek. İşte faturamız yapılan işlem bedeli şöyle hesaplayalım dedik. Hatalı olan uygulanan oran 9/10 olarak uygulanmış 1620 lira alıcı tarafından ödeniyor. KDV 2 ile 180 lira da satıcı tarafından beyan ediliyor. Arkadaşlar yapılacak düzeltme işlemleri ben bu tebliğin bu bölümde 3 saat kadar uğraştım. Onun için baktım bunu tebliğin anlatım tarzıyla anlatılmayacak. Örnekle anlatma yolunu onun için tercih ettik zaten. Çünkü başka türlü tebliğden okuduğunuz zaman gerçekten bir şey anlaşılmıyor. İlk olarak değerli arkadaşlar
Alıcı 1620 lira ödedi yani KDV 2'de. Satıcı eksik ödedi diyor mali. O satıcıya eksik ödediği aslında 5 bölü 10.800 liraydı yani KDV oranı şeyimiz bizim 10.000 artı 1800. Oradaki o farkı ilk olarak satıcıya ödesin diyor 720 lirayı. Yani 1600 lira eksi olması gereken 900 lira 720 lirayı bir kere alıcıya ödeyecek. Alıcı yandı. Önce KDV 2'yi ödedi ardından bir daha 720 lira ödüyor. Bakar mısınız? Devam. Satıcı düzeltme beyannamesini vererek 180 TL olarak hesapladığı KDV tutarını 720 lira olarak beyan edecek. Satıcı düzeltme verecek, tepki faturanı düzeltecek. 9 bölü 10'da onu 5 bölü 10 yapacak. Haliyle satışın KDV'si yükselecek. Devam. Satıcı bağlı bulunduğu vergi dairesinden düzeltmeyi yaptığını gösterip bir yazı alacak. Bunu alıcıya teslim edecek. Devam. Alıcı iki nolu KDV beyannamesini düzeltecek arkadaşlar. 9 bölü 10 yazmış ya yanlış oran. Onu da 5 bölü 10 olarak düzeltecek. Daha az bir KDV 2 ödemesi çıkacak. Devam. Alıcı ödeme belgesi, satıcının düzeltme beyannamesi ve satıcının vergi dairesinden aldığı düzeltme yazısı ile kendi vergi dairesine başvurarak fazla veya eksik teklif edilen KDV'nin iadesini alacak. 5 aşamalı bir şey. Ne olur hata yapmayın. Hakikaten sıkıntı çıkıyor. Bir de bir diğer sıkıntı arkadaşlar bu aşamada. Şimdi bakın ne diyor? Satıcının düzeltme beyannamesi alıcıya gidecek. Bu beyannameyi vermek istemiyorlar değerli arkadaşlar. Benim kimlerle çalıştım, kimlere teklifat yaptım görme diye. Anlama diye vermek de istemiyorlar. Bir de böyle de bir sıkıntı var. Bu yükü de alıcıya yüklemişler. Alıcıya diyor ki sen o beyannameyi de bize getir. Yani Maliye Bakanlığı aslında kendi sisteminden beyannamenin düzeltmenin verilip verilmediğini de görebilir. Öyle değil mi? Yani aslında bu beyannamenin de alıcıdan istenmesi işleri uzatıyor. Çok da lüzumsuz bir formalite gibi düşünüyoruz biz. Aslında bunu da gerçekten istenmesine gerek yok. Ben yazıyı aldıktan sonra ondan sonra sen sisteminden hakikaten düzeltme yapılmış mı yapılmamış mı hani vergi idaresi olarak kendin kontrolünü yapabilirsin. Tevkif devam ediyor. Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından verginin tamamını beyan edildiği durumlarda satıcının düzeltme yaptığını gösterir. Vergi dairesi yazının ibrazı aranmayacaktır. Yani satıcı KDV'nin tamamını beyan ettiyse bu yazıya gerek yok. Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan ancak satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra varsayarak önceki beyanı üzerinden ödenen KDV'nin söz konusu işlemde sınırlı kısmı satıcıya iade edilecektir. Yani burada anlatılmak istenen şu, tevkifatlı bir satış var, alıcı tevkifatı yaptı, KDV 2'yi verdi, satıcı da tamamını beyan etti. Yani kendi tevkifat yazıyor, bir de tamamını beyan ediyor. Olabilir, dalgınlıkta yapmış olabilir. O zaman işte alıcı bir şey yapmayacak, satıcı düzeltmeyi yapacak demeye getiriyor. Dolayısıyla bu durumda da alıcıya herhangi bir iade söz konusu olmayacak. Çünkü alıcının KDV ikisinde değişen bir bölüm yok. Ardından tebliğ şunu da eklemiş. Yapılacak iadelerde teminat, YMM KDV iadesi tasdik raporu ve vergi inceleme raporu da aranmayacaktır şeklinde söylüyor. Tevkifata tabi tutulan KDV'nin alıcı tarafından beyan edilmiş ancak ödenmemiş olması halinde sorumlu sıfatıyla beyan edilen bu vergi tahakkuktan terkin edilecektir. Bu da doğru bir uygulama. Yani zaten adam zor durumda tahakkuku silmek daha doğru bir uygulama oluyor. Değerli arkadaşlar KDV iadesi uyguluyor muyuz tevkifatlı işlemlerde? Var mı KDV iadesi alan? Birkaç tane de şu arkalarda görüyorum. Bir miktar alanlarımız var. Şimdi KDV iadesi nerede söz konusu oluyor? Ama biraz mantığıyla size anlatmaya gayret edelim. Ben %18 KDV'li bir mal aldım. Basit anlatıyorum. Bunu da diyelim 5 bölü 10 tevkifatta satıyorum. Tevkifatta sattığım zaman ne oluyor? KDV'nin aslında yarısını alıcı ödüyor, yarısını ben ödüyorum. Dolayısıyla benim bu alımlarımdan dolayı içeride bir kısım KDV birikmeleri olabilir. Kesin olacaktır demiyorum ama olabilir. Mesela ağırlıklı ben işte grup 2 şirkete eğer satışlarım varsa kaçınılmaz olarak bu birikmeler olacaktır. Dolayısıyla sistem diyor, hani zaman zaman belki tevkifatlı fatura kesenlerde bu tip uygulamalar olmaz ama çoğunlukla tevkifatlı fatura kesmek durumunda olanlarda veya bazı tevkifat türleri vardı hatırlarsınız hem grup 1 hem grup 2'ye yapılan işler için tevkifat düzenlemek zorundaydı. Mesela iş gücü temini. İş gücü temininde mesela yüksek KDV'li kiralı bir yerde oturuyorsa iş yeri belki de KDV iadesi almak durumunda bile kalabilir. Dolayısıyla işte sistem bu tarz aksaklıklar olduğu zaman KDV iadesi sistemini devreye sokup bu sistemdeki aksaklığı gidermeyi amaçlıyor. Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilmesi için satışın tevkifat uygulanmayan KDV tutarının bir nolu KDV beyannamesiyle beyan etmiş olması,
Alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili iki nolu KDV beyannamesi vergi dairesi vermiş olması zorunludur. Yani iki taraf da kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecek. İade taleplerinin yerine getirilmesi alıcı tarafından iki nolu KDV beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. Bu da doğru bir yaklaşım. Nasıl devlet ondan geçme faiziyle onu alacak. İade talep edilecek tutar, bakın değerli arkadaşlar lütfen buraya dikkat edin, işlemin bünyesine giren KDV değil. Şimdi benim normal, diyelim ihracat istisnasından KDV iadem olduğu zaman KDV iadesi nasıl oluyor? Benim bir yurt içi KDV'li alış faturam var, yurt dışında KDV'siz sattığım bir fatura var. Ben neyi iade alabiliyorum? Alış faturasındaki KDV iade alabiliyorum, öyle değil mi? Yani normal aslında KDV iadesinin işleyiş mantığı budur. Ama tevkifatta bu maalesef böyle olmuyor. Tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecek diyor. Yani iadesi istenecek KDV aslında benim tevkifatım, tevkifat yapıyorum ya, hiçbir surette bu tevkifata tabi tutulan KDV'den fazla olamayacak. Dolayısıyla hiçbir zaman tevkifatlı işlemlerde KDV iadesine yüklenilen KDV listesi diye bir şey yok değerli arkadaşlar. Yani benim tevkifata tabi tuttuğum kısım üzerinden ben iade alacağım. O zaman şöyle bir durum çıkıyor değerli arkadaşlar. İşte satıcıda oluyor zaten bu durum. Satıcının sonraki döneme devreden KDV tutarına bakacağız. KDV iadesi açısından. Eğer alıcı tarafından tevkif edilen KDV devreden KDV'den küçükse tevkif edilen KDV'nin tamamı iade alınabilecek. Birazdan örnekli bir uygulamamız var. Rakamlı bir uygulamamız var. Bu rakam laf kısmı biraz kafanızı karıştırabilir. Satıcının sonraki döneme devreden KDV tutarı alıcı tarafından tevkif edilenden küçükse devreden KDV tutarı kadar iade alınabilecek. Satıcının KDV beyannamesi ödeme çıkması halinde ise iade alınamıyor değerli arkadaşlar. Yani tevkifatlı işlemlerde sizin devreden KDV'niz varsa iade alıyorsunuz, yoksa alamıyorsunuz. İşte bir tane örneğimiz var. A Holding AŞ iş yerinin güvenliğini sağlamak için Korur Güvenlik Limited Şirketi ile sözleşme yapmış. Bu iş için Korur Güvenlik Limited Şirketi 6 adet eleman görevlendirmiştir. Bahsi geçen elemanların tamamı Korur Güvenlik Limited Şirketi'nin bordrosunda yer almaktadır. Ve karşı tarafın emir talimatları konusunda çalışacak. Dolayısıyla 9 ve 10 KDV tevkifatı var iş gücü temini. Ve bu iş için de 10.000 TL artı KDV fatura düzenlenecek. Örneğimiz bu değerli arkadaşlar. İşlem bedeli 10.000, hesaplanan KDV 1.800, tevkifat 9 ve 10. 1.620 lira alıcı tarafından yatırılacak. Satıcı tarafından da 180 lira, yani güvenlik şirketi tarafından da 180 lira beyan edilecek. Şimdi değerli arkadaşlar bilmiyorum arkadan rakamlar gözüküyor mu bu örneğimiz. Şimdi birinci durum 9 bölü 10 tevkifat olmasaydı ne olacaktı? Birinci durumumuz 9 bölü 10 yani tevkifat olmaması halinde yapılacak işlemler. 10 bin lira işlem bedeli, 1800 lira hesaplanan KDV, alıcı tarafından tevkifat yapılmıyor, sıfır geçiyor. İşte 2000 lira benim önceki dönemden devreden KDV'm var, 500 lira da bu dönem indirecek KDV'si 2500 lira. 1800 liradan 2500 liraya düştüğüm zaman ne oluyor? 700 TL sonraki döneme devreden KDV'm çıkıyor. Eğer tevkifat olmasaydı bu yapılacak. İki numarada biz tevkifat uyguladık değerli arkadaşlar. İki numaralı durumda. 10 bin lira işlem bedelim 1800 lira 9 bölü 10 tevkifat oynadım. Uyguladım. 180 lirayı ben satış KDV'si olarak beyan edeceğim. 1620 lira alıcı tarafından ödenecek KDV. Yine şeyim aynı. Devredenim 2000. Ay içerisinde 500 TL indirecek KDV'm var. Toplamda 2500 TL KDV'm var. Şimdi değerli arkadaşlar ben burada bakın 2500 lira devreden KDV'm bundan 180 liraya düşeceğim. Ne oluyor? 2320 lira benim devreden KDV'm kalır değil mi? Bu devreden KDV tutarının içerisinden 1620 lirayı ben iade isteyebiliyorum. Bakın çünkü alıcı tarafından tevkif edilecek 1620 lira ya. Dolayısıyla ben bunun iadesini isteyebiliyorum. Ve iade istedikten sonra da 700 lira bir sonraki döneme devreden KDV'm kalıyor. Aslında 1 ile 2 sonuçta aynı yere vardı. Sonuçta vardı yer o. Şimdi 3. duruma geçelim. Gene aynı örnek. 9 bölü 10 tevkifat var. 1620 lira alıcı tarafından beyan ediliyor. Bu sefer şeyini biraz azalttık. Önceki dönemden devredenini 1000 lira olsa 500 lira da bu ay içerisinde indirecek KDV oluştursa 1500 lira indirecek KDV. Şimdi öncelikle bu 1500 liradan benim şu 180 lira var ya satıcı tarafından beyan edecek KDV o düşecek. Benim devreden KDV'm 1320 lira kaldı ya değerli arkadaşlar. Ben ancak bunu alabileceğim. İşte az önce lafla anlatmak istediğimiz buydu. Eğer 1620 liradan devreden KDV küçükse devreden KDV kadar alırım, iade isterim ve bir sonraki döneme devreden KDV'm sıfır olur. Son durumda da
Ödeme çıkıyor Korur Güvenlik Limited şirketine. Devreden KDV'si kalmıyor. Dolayısıyla önceki aydan devredeni sıfır. Bu ayda 100 lira indirecek KDV'si var. 180 lira satıştan beyan edecek. 80 lira zaten ödeme çıkıyor. Bu durumda da güvenlik şirketinin iade alabileceği bir tutar yok değerli arkadaşlar. Net biçimde ifade edelim. Aslında tebliğ bize laflarda şu ekranda gördüğümüz durumu izah ediyor. İşte vergi dairleri tarafından istenecek belgeler var. Bunlar tebliğde açıkça yazılmış. İade talep dilekçesi, internet vergi dairesi aracılığıyla gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alıntısını, çıktısını istiyorlar. Tevkif hattı işlemlerinin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, tevkif hattı uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste, iade talepleri bu belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez diye de altına notunu koymuşlar. Bir daha vurguluyorum, yüklenen KDV listesi yok bu KDV iade türünün. Çünkü yüklenilen KDV diye bir durum yok. Tevkifata bağlı olarak ben alabildiğim için tevkifat zaten kaç oranda o uygulandıysa o KDV beyannamesi gözüküyor. Ayrı bir liste verilmesine gerek yok. İade talebinde bulunabilmesi için iade tutarının yer aldığı ilgili KDV beyannamesi ekine kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim verilmiş olması zorunludur. Zaten bu bildirim olmadan bana beyannameyi onaylatmıyor biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu bölümü zaten boş verme şansım yok. İade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibarıyla yukarıda belirtilen belgelerin de ibrazı şarttır. Az önce saydığımız belgeler. Tebliğden aldık bu bölümü olduğu gibi. Tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve indirecek KDV listesi gelir idaresi başkanlığınca öngörülen şekil ve içeriğe uygun olarak internet vergi dairesi aracılığıyla gönderilecektir. İnternet vergi dairesi aracılığıyla gönderilen kısım için ayrıca sizin kağıt ortamında belge ibraz etmenize gerek yok. Zaten memurun önünde o listeler otomatikman düşüyor. Çünkü devreden KDV üzerinden alınacaktır diyor. Yani şu ayrımı yapmıyor. Şimdi bir kere siz 3 farklı, 5 farklı işte yapsanız KDV beyannameniz bir tane Türkiye'de vereceksiniz. Evet. Dolayısıyla bunu ayrıştırma şansınız yok. Artı maliye bu konuda şeyi belirlemesi de yapmamış. Yani indirecek KDV'nin kaynağı yaptığı iş olacaktır diye de belirlemesi yok. Dolayısıyla bu durumda alır. Devreden KDV'si olması halinde iade alabilecek diyor. Yani şey, yok. Yok. Bakın yüklenen KDV yok. Bu sistemde yüklenilen KDV yok. Zaten yüklenilen KDV listesini istemiyor benden. Şimdi ne olacak? Servis içinde benzin fişleri belki yüklenilen KDV olacaktı. Ama benden bu böyle bir listeyi istemiyor. Dolayısıyla senin devreden KDV varsa bu sistemde sen devreden KDV'ne bakıp iadeni alabilirsin diyor. Tamamen yaklaşım bu şekilde. Değişik bir KDV iade yaklaşım. Yani bunu da kabul etmek lazım. Hani bizim kafamız oralardan karışıyor. Çünkü diğer KDV iade işlemlerinde olay bu şekilde cereyan etmiyor. Yani işlemin bünyesine giren KDV'nin iadesi söz konusu oluyor ama burada öyle değil. Buyurun. Bu personel taşımacılığı işlemlerinde ve beyanname sisteminde KDV beyannamesinde servis taşımacılığının iade hakkı doğuran işlemlerde öyle bir kolon yok. Yani hani ben onunla ilgili bir bakayım dedim ama. Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde yok mu? Yok. Yani o ben hani alabilir miyim diye de şartından araştırdım. Ama personel servis taşımacılığı ile ilgili sütunu işaretleyip hatalı bir yandan mesela. Valla biz bir iki ebeyan üzerinde uygulama yaptık o konuda. Sizin bahsettiğiniz konuda yapmamıştık. Yani diğerlerinde alınabiliyor. Özellikle o şekilde bakmadı. İşin yani gerçeği yok. Servis taşımacılığı işinde öyle bir hata veriyor ama ben de çözemedim yani ondan sonra. Anladım. Belki ebeyan şeyinde bir hata oluyordur. Çünkü servis taşımacılığı için bir ayrıcalıklı durum yok o konuda. Belirlenmiş yani ayrıcalıklı bir şey olsaydı yani servis taşımacılığı işi bu işin dışındadır şeklinde 117'nin ol tebliğin bir yaklaşımı görmedim ben açıkça öyle söyleyeyim. İstiyorsanız birazdan tekrar ebeyan var. Tamam. Kontrol edelim onun üzerinden bakalım. Tamam. Hocam kısa bir şey daha söyleyeyim. Bir hafta olarak. Şimdi bu iade gelin biz istemedik. Evet. Geçen sene biz istemedik. İsteyebilirsiniz KDV beyannamelerini düzelteceksiniz. Tebliğde de yazıyor. Yani o döneme ilişkin KDV beyannamelerini düzeltme benim. Ama tabii o döneme ilişkin KDV beyannamelerini düzeltme verdiğiniz zaman devreden KDV tutarınız da azalacak. Sonraki dönemlerde KDV ödemesi çıkıyorsa gene alamazsınız. Yani daha doğrusu alamazsınız değil, böyle bir işlem yapmanıza gerek yok. Yani gerçekten gerek yok. Yani o işlemi yaptıktan sonra aradaki o iade alacağınız tutar tamamen bugüne kadar devreden olarak geldiyse o zaman iade isteyin.
Ama aksi takdirde istemeyin çünkü bu sefer hani siz zararlı çıkarsınız. Ya, anlamsız bir işlem olacak o zaten. Evet, tebliğ devam etmiş değerli arkadaşlar. Vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir, KD veya istatistik raporu ve veya teminat ile yapılacak nakden iade talepleri bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır. Teminat gösterilerek de iade alınma şansı var tevkifatlı KDV iade uygulamalarında. Vergi inceleme raporuna göre sonuçlandıracak mahsuben iade taleplerinde ise mahsup talep derecesinin vergi dersine verildiği tarih itibariyle iadeye hak kazanılacak. Değerli arkadaşlar, bir de özel esaslarla ilgili açıklama yapmış. Eğer 84 nolu tebliğin özel esaslar bölümüne siz eğer girdiyseniz yine kısmi tevkifattan iade talebinde bulunabilirsiniz. Satıcının özel esaslara tabi olması halinde tevkifatlı işlemden doğan iade talepleri gene 84 nolu tebliğinin özel esaslar bölümündeki açıklamalara göre yerine getirecektir. Yanlış hatırlamıyorsam teminat istiyorlar. İade edilecek KDV tutarı kadar sizden teminat istiyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Alıcının bu işlemle ilgili olarak kısmi tevkifat tutarını beyan etmiş ve ödemiş olması özel esaslar uygulamasına engel değildir şeklinde açıklaması var. Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi gene aynı şekilde diğer KDV iade türlerinde olduğu gibi mükellefin kendisinin ortaklık payıyla orantılı olmak üzere adi, kolektif ve komandit şirketlerde ortakların, komandit şirketler sadece komandite ortakların, ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları, sosyal sigorta prim borçları ve fiiller için söz konusu olabilecektir. Mahsup kapsamına tevkifatla ilgili olarak verilen 2 nolu KDV beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir. Yani ben KDV iade alacağım olduğu zaman KDV 2'den de mahsubunu isteyebileceğim. Aslında bu fena değil. En azından baktığınız zaman. Hani mahsuben iadeyi biraz daha cazip hale getiriyor. Yani sürekli olarak eğer tevkifattan KDV iadesi çıkıyorsa cazip bir uygulama şeklinde gözüküyor. İade taleplerinde vergi değerleri gerekli kontrolleri yaparak belge ve belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit halinde eksiklikleri mükellefi yazıyla bildireceklerdir. Diğer KDV iade uygulamalarında da aynı şey var. Yazın tebliğ tarihine itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri mahsup dilekçesinin vergi dersi tarihi itibariyle yerine getirecek ve bunlara geçme zammı uygulanmayacak. 30 gün içerisinde işinizi bitirin diyor. O zaman mahsup dilekçeleriniz tarihinde sonuçlandırılır diyor. Ama 30 günlük süreyi geçersek bu süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerini tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirecek ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacaktır. 30 günü kaçırmamaya gayret etmenizde fayda var. Değerli arkadaşlar, 118 nolu tebliğiyle, yok 122 nolu tebliğiyle özür diliyorum. 122 nolu tebliğiyle ilk başta 117 nolu tebliğiyle 2000 lira olarak belirlenmişti bu mahsup sınırı. Yani 2000 liranın altında kalan KDV iade talepleri işte vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranılmaksızın yürütülecekti. Daha sonra bu oranı 4000 TL'ye yükselttiler. Dolayısıyla 4000 TL'yi aşmayan, yani 117 tebliğe baktığınız zaman bugün 2000 yazıyor. Onun için bunu size söyleme gereği duydum. 4000 Türk Lirası'nı aşmayan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. Değerli arkadaşlar, tevkifat türlerini türlerine göre ayırmışlar. Orada bir 117 nolu tebliğde belirlemeler var. İade alacaksınız o bölüme bakın. Tablo olarak slayta sığmadığı için buraya alamadık. Onun için şöyle bir açıklama kullandık. 4000 Türk Lirası'nı aşan nakden ve mahsuben iade talepleri bazı tevkifat türlerinde, onun için bazı diyoruz, sadece teminat raporu ve veya vergi inceleme raporu sonucuna göre sonuçlandırılıyor. Yani yeminli mali müşavir raporu bazı tevkifat türlerinde işe yaramıyor veya aranmıyor. Vergi inceleme raporu diyorlar değerli arkadaşlar. Bazı tevkifat türlerinde de teminat, vergi inceleme raporu sonucu ve YMM raporuyla çözülüyor. Yani ben orada ayrımı neye göre yaptıklarını çok fazla şey yapamadım açıkçası. Ama bazı türlerde YMM raporları açıkçası geçersiz kalıyor. Değerli arkadaşlar, bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar, sorularınız var mıydı? Sorusu olan arkadaşlarım. Varsa onlara da yardımcı olmaya çalışalım burada. Slide şeyle birlikte konulacak değerli arkadaşlar. Bu eğitim videoları konulacak. Çekimleri yapıldı şu an. Onlarla birlikte muhtemelen hafta başı konulur. Sizin az önce sorduğunuz soruyla ilgili başka bir örnek daha var. Bu A1-C kapsamında yapılan teslimlerde de aynı durum söz konusu. Şey raporu, mültecilerin KDV listesi düzenlenmiyor. Doğal olarak da KDV tamamı iade alınmıyor.
hepsi birbirine benzer şeyler. Bir şirket 3 tane 4 tane ayrı konuda iş yapabiliyor. Doğal olarak da KDV hepsini alıyoruz.